Sıradan bir çizgi filmin gelecekte yaşanan olayları ürkütücü bir şekilde öngörebileceğini hiç tahmin eder miydiniz? Simpsonslar geleceği tahmin etme konusundaki korkunç yeteneğiyle milyonlarca insanı şok etmeyi başarıyor. Bugün dizinin 2024 yılına dair kristal küresine beraber bir göz atalım. Kehanet niteliğindeki öngörülerinin ardındaki gizemi hep birlikte çözelim. Simpsonların tahmin etme gücü. Orta sınıf bir Amerikan ailesini konu alan, görünüşte masum bir durum komedisi olan Simpsonslar, 30 yılı aşkın bir süredir sadece eğlencenin değil, aynı zamanda şaşırtıcı bir öngörü yeteneğiyle büyük dikkat çekiyor. Matt Groening tarafından sunulan çizgi dizi 1989 yılında yayın hayatına başladı ve kısa sürede çizgi film kültürünün temel taşlarından biri haline geldi. Dahası gelecekteki olayları tahmin etme konusundaki esrarengiz yeteneği onu küresel bir hayranlık ve spekülasyon konusu haline getirdi. Dizi yıllar sonra şaşırtıcı bir şekilde gerçekleşen bazı erken tahminleriyle büyük ilgi çekti. Belki de bunlardan en ünlüsü 2000 yılında yayınlanan ve Donald Trump'ı ABD başkanı olarak tasvir eden Bart to the Future bölümündeydi. 2016 yılına gelindiğinde bu mucize dolu kehanet gerçeğe dönüştü ve izleyicileri şaşkına çevirdi. Bir diğer şaşırtıcı tahmin ise 1997 yılında yayınlanan When You Dish Upon a Star adlı bölümde 20th Century Fox, Walt Disney şirketinin bir kuruluşudur, yazılı bir tabelanın yer almasıydı. Bu bölüm Disney'in 2019'da 20th Century Fox'u satın almasından tam 21 yıl önce yayınlandı. Eğlence sektöründe önemli bir sarsıntıya yol açan bu birleşme dizideki küçük bir detayla öngörülmüştü. Simpsonslar ayrıca 1997 yılında yayınlanan Lisa Sucks bölümünde 2014'teki Ebola virüsü salgınını da önceden haber verdi. Bu bölümde Marge hasta olan Bart'a Meraklı George ve Ebola virüsü başlıklı bir kitap öneriyor. Ebola virüsü bu bölüm yayınlanmadan önce biliniyor olsa da özellikle bahsedilmesi ve yıllar sonra salgının gerçekleşmesi tüyler ürpertici bir tesadüf oldu. Teknoloji ve sosyal trendler alanında da dizi bir takım kehanetlerde bulundu. 1994 tarihli Lisa on Ice bölümünde giyilebilir teknolojinin ortaya çıkışından onlarca yıl önce akıllı saat benzeri bir cihaz yer alıyordu. Benzer şekilde 1995 tarihli Lisa's Wedding bölümünde modern iletişimin temel unsurlarından biri haline gelen ve özellikle Covid-19 salgını sırasında önemi artan görüntülü görüşme teknolojisi yer alıyordu. Pandemiden bahsetmişken dizinin küresel sağlık krizi öngörüsü tartışmasız en rahatsız edici tahminlerden biriydi. 1993 tarihli March in Chains bölümünde Asya'da ortaya çıkan ve dünya çapında hızla yayılan bir grip virüsü hakkında Covid-19 salgınını ürkütücü bir şekilde anımsatan bir hikaye ele alınmıştı. Spor ve eğlence dünyası bile Simpsonsların kehanet dolu bakışlarından kaçamadı. 1997'de yayınlanan The Carthage Family bölümünde Lady Gaga'nın 2017'de Super Bowl'daki devre arası performansını, sahneye havadan inişini de dahil olmak üzere birebir öngördü. Yapay zeka ve otomasyon. Simpsonların sürekli evrim geçiren olay örgüsünde varlığı ve gerçekliğiyle öne çıkan bir diğer konu, dizinin yapay zeka ve otomasyon hakkındaki yorumlarıdır. Mizah ve hicvin tipik bir karışımını sunan dizi, bir zamanlar fantastik görünen ancak giderek gerçeğimiz haline gelen senaryolar çizerek yapay zeka ve robotik alanına da girmiştir. Bu tahminleri incelerken mevcut teknolojik gelişmelerle birlikte düşünmek, bu gelişmelerin iş gücü ve toplumun geneli için sonuçlarını da hesaba katmak gerekir. Bu bağlamda en dikkate değer bölümlerden biri 2012'de yayınlanan Damn Robot bölümüdür. Bu bölümde Springfield nükleer enerji santralindeki insan çalışanların yerini robotların aldığı bir gelecek tasvir edilir. Bölüm artan verimliliğin yanı sıra insan istihdamı pahasına gerçekleşen değişimleri ve yapay zeka davranışlarının öngörülemezliğini mizahi bir şekilde ele alır. Bu hikaye sadece fütüristik bir kehanet olmakla kalmaz. Aynı zamanda günümüz dünyasında gözlemlediğimiz endişe verici gelişimlere de ayna tutmaktadır. Yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin yörüngesi ağırlıklı olarak otomatikleştirilmiş üretim hatlarından karmaşık görevleri yerine getirebilen sofistike yapay zeka sistemlerine kadar katlanarak yükseliyor. Simpsonslarla gerçekliğimiz birbirine işte bu kadar yakın. YZ uygulamaları sağlık, finans ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli sektörlere nüfuz ederek bir zamanlar yalnızca insan aklının ve emeğinin alanı olan görevleri otomatikleştirdi. Bu ilerlemelerin sonuçları çok ağır olacak. Yapay zeka ve otomasyon bir yandan verimlilik, mutlak doğruluk ve saniyeler içinde büyük veri setlerini analiz etmek gibi insan kapasitesinin ötesinde görevleri üstlenme potansiyeli vaat ediyor. Öte yandan özellikle istihdam alanında önemli zorluklar ortaya çıkarıyor. Otomasyon nedeniyle birçok insanın işsiz kalacağı korkusu yersiz değil.
Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan bir rapora göre makinelerin ve otomasyonun yükselişi 133 milyon yeni iş yaratsa bile 2032 yılına kadar 75 milyon mesleği yerinden edebilir. Bu değişim iş gücünü geleceğe hazırlamak için eğitimin yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor. Simpsons'lar YZ'nin öngörülemeyen doğasına değiniyor ve YZ kontrolü konusundaki güncel tartışmalarda yankı buluyor. Ha bu arada YZ diye bahsettiğimiz de yapay zeka. Bölümde haydutlaşan robotlarla biraz abartılı bir şekilde de olsa YZ sistemlerinin istenmeyen şekillerde hareket etmesiyle meydana gelebilecek sorunların altını çiziyor. Yapay zeka için etik kurallarının geliştirilmesi konusu bu teknolojilerin sorumlu bir şekilde ve toplum yararına geliştirilmesini sağlamayı amaçlayan araştırmacılar ve politikacılar için çok önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Topluma etkileri sadece iş gücüyle sınırlı olmayabilir. Yapay zeka ve otomasyon insan etkileşimine, boş zamana, hatta yaratıcılık ve yazarlık anlayışımıza yeniden şekil veriyor. Yapay zeka tarafından üretilen sanat eserlerinden sosyal medyadaki algoritma güdümlü içeriklere kadar her geçen gün insan ve makine yaratıcılığı arasındaki sınır bulanıklaşıyor. Bu durum insan yaratıcılığına verdiğimiz değer ve günlük hayatımızda teknolojiyle nasıl etkileşim kurduğumuzla ilgili soruları gündeme getiriyor. Simpsonlar tahmin etme merceğiyle bizi bu gelişmeler üzerinde düşünmeye devam ederek yapay zeka ve otomasyonun geleceği konusunda diyalog kurmaya teşvik ediyor. Bizi sadece teknolojik olasılıkları değil, aynı zamanda yapay zekanın merkezi bir rol oynadığı bir dünyada yaşamanın nasıl bir şey olacağını düşünmeye itiyor. Siyasi kehanetler ve başkanlıklar. Simpsonlar sık sık gerçeğe dönüşen kehanetleri ortaya koymasıyla uzun zamandır övgü topluyor. En çok tartışılan tahminleri arasında siyasetle ilgili olanlar, özellikle de Trump ailesinin Amerika siyaset sahnesine katılımı yer alıyor. Videonun bu bölümünde dizinin Donald Trump'ın başkanlığına ilişkin ürkütücü derecede isabetli kehanetini ele alacağız ve bu tahminin potansiyel sonuçları üzerine tartışacağız. Dizinin 2000 yılında yayınlanan Bart to the Future bölümünde Lisa Simpson'ın başkan Donald Trump'tan sonra yönetime gelerek ABD'nin ilk kadın başkanı olduğu bir gelecek tasvir ediliyor. Yayınlandığı dönemde Trump'ın başkan olması fikri komik ve zorlama bir fikir olarak görülüyordu. Ne var ki Donald Trump birçok kişiyi şoka uğratarak 2016 yılında ABD'nin 45. başkanı seçildi. Ve bu tahmin dizinin tahmin yeteneğinin en çok konuşulan örneklerinden biri haline geldi. Bölüm sadece Trump'ın başkanlığından bahsetmekle kalmıyor, aynı zamanda arkasında bıraktığı ülkenin durumu hakkında yorumlarda bulunuyor. Lisa, Başkan Trump'tan oldukça büyük bir bütçe sıkıntısı devraldığını belirtiyor. Bu eleştirel espri siyasi kararların ulusal borç ve ekonomi politikası üzerindeki etkileri hakkında tartışmalara yol açmıştır. Ki bu konular hala son derece günceldir. 2024'ün ikinci yarısına doğru ilerlerken Trump ailesinin siyasi geleceğine ilişkin spekülasyonlar artıyor. Spekülatif tahminlerden biri de Ivanka Trump'ın potansiyel siyasi hırslarıyla ilgili. Dizi Ivanka'nın 2024'te başkanlığa aday olacağını açıkça öngörememiş olsa da, Trump'ın başkanlığını tasvir etmesi ve ardından başlattığı tartışma, Trump ailesinin Amerikan siyasetinde oynamaya devam edebileceği roller hakkında ilgi çekici sorular doğuruyor. Bu tahminlerin gerçekleşme olasılığı siyasi dinamikler, kamuoyu duyarlılığı ve Trump ailesinin kendi kararları da dahil olmak üzere karmaşık faktörlerin etkileşimine bağlıdır. Bununla birlikte Simpsons'ların birçok öngörüsünün gerçek olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu fikir tamamen göz ardı edilemez. Böyle bir gelişmenin Amerikan siyaseti ve toplumu üzerindeki potansiyel etkisi çok büyük olacaktır. Trump ailesinin siyasi mirasının devamı kalıcı değişimlere neden olup politik kararları, parti dinamiklerini ve ulusal söylemi etkileyebilir. Aynı zamanda daha geniş toplumsal ve kültürel alt akımlar doğurarak bölünmelere yol açıp siyasi hegemonyalar, ünlülerin siyasete etkisi ve demokrasinin giderek farklılaşması gibi tartışma konularını gündeme getirebilir. Dahası dizinin öngörüleri bizi medya ve eğlencenin siyasi algı ve söylemleri şekillendirmedeki rolünü düşünmeye de davet ediyor. Simpsonların Trump ailesi ve başkanlığı hakkındaki tahminlerini analiz ederken bu tartışmalara daha geniş bir bağlamdan bakmak çok önemlidir. Dizi mevcut toplumsal kaygılara, eğilimlere ve tartışmalara değinerek bunları eleştirel prizmadan geçirip insanları düşünmeye itiyor. Tahminleri gerçekleşse de gerçekleşmese de liderlerin ulusal refah üzerindeki etkisi, şöhret ve siyasetin kesişimi, siyasi hanedanlarının geleceği gibi temel ve her daim güncelliğini koruyan konulara değiniyor. 2024'e dair ekonomik ve sosyal tahminler. Simpsonlar 30 yılı aşkın bir süredir sadece kültürel bir yol gösterici değil,
aynı zamanda toplumun potansiyel geleceğini yansıtan bir ayna olmuştur. Sayısız tahminleri arasında ekonomik gerilemeler, toplumsal değişimler ve teknolojik ilerlemelerle ilgili olanlara bakarak mevcut gidişatımıza dair fikir yürütebiliriz. 2024'te olduğumuz şu günlerde bu tahminlerin dünyamız üzerindeki potansiyel etkilerinin daha derinlemesine incelenmesinde fayda var. Simpsonlar çeşitli bölümlerde bazı ülkelerin çekebileceği ekonomik zorluklara işaret etmiştir. Dizide otomasyon ve dış kaynak kullanımı nedeniyle işsiz kalanlardan kötü finansal yönetimin sonuçlarına kadar çeşitli senaryolar tasvir edilmiştir. Bu tahminler genellikle mizahla birlikte sunulsa da gerçek dünyadaki ekonomik eğilimleri ve endişeleri yansıtmaktadır. 2024 yılına baktığımızda dizinin öngördüğü gibi bir ekonomik gerilemenin spekülatif olarak kalmadığını görüyoruz. Küresel ticari gerilimler, dalgalanan piyasalar ve COVID-19 salgınının uzun vadeli etkileri gibi faktörler belirsizlik ortamına katkıda bulunuyor. Ekonomistlerin bu ve diğer stres faktörlerinin tetikleyebileceği potansiyel resesyonlar konusunda uyarıda bulunması, Simpsonların ekonomik zorluklarla ilgili tasvirlerinin parodiden çok kehanet olabileceğini düşündürüyor. Simpsonlar sosyal adalet sorunları gibi toplumsal değişimleri de ustalıkla ele almıştır. Dizi küresel ısınma, LGBTQ hakları ve ırksal eşitlik gibi temaları ana akım tartışmalar haline gelmeden çok önce ele alarak zamanının ötesinde olduğunu kanıtlamıştır. Kapsayıcılık ve çevre bilincine yönelik toplumsal değişimlere dair yaptığı öngörüler şimdiden ortaya çıkmaktadır. Sosyal adalet ve sürdürülebilirlik akımları küresel boyutta ivme kazanmaktadır. Bununla birlikte bu değişimler çekişmesiz değildir ve Simpsonlar toplumsal evrimin doğasında var olan sürtüşmeyi de vurgulamaktadır. 2024 yılında bu temaların daha da belirginleşmesi, kamusal söylem ve politikaları şekillendirmesi işten bile değildir. Simpsonların belki de en ilgi çekici tahminlerinden biri de sanal gerçeklik VR, holografi ve yapay zeka dahil olmak üzere teknolojideki ilerlemelerle ilgilidir. Dizi sanal gerçekliği gerçeklikten bir kaçış aracı. Yapay zekayı ise hem bir kolaylık hem de potansiyel bir tehdit olarak tasvir etmiştir. Teknolojik inovasyonun hızlı temposu bu tahminleri son derece gerçeğe yakın kılmaktadır. Sanal gerçeklik oyun, eğitim ve hatta terapi alanlarında daha erişebilir hale gelmektedir. Yapay zekanın hayatımızdaki rolü kişiselleştirilmiş reklamcılıktan sağlık, finans ve otonom araçlara kadar birçok alanlardaki uygulamalarla genişlemektedir. Bu ilerlemelerin etkisi çok yönlüdür. Bir yandan bağlantı kurmak, öğrenmek ve karmaşık sorunları çözmek için yeni yollar sunarak yaşam kalitemizi artırırken, öte yandan mahremiyet, işsizlik, dijital yalnızlık da dahil olmak üzere etik ve pratik zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu ekonomik, toplumsal ve teknolojik öngörülerin potansiyel etkisi çok büyüktür. Ekonomik gerilemeler eşitsizlikleri daha da kötüleştirebilir. Küresel piyasaların ve toplumların dayanıklılığını test edebilir. Kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik yönündeki toplumsal değişimler olumlu olmakla birlikte kötü bir dirençle karşılaşabilir ve daha büyük sorunlara neden olabilir. Teknolojik gelişmelerin değerlerimizden veya refahımızdan bir şey eksiltmeden bize emin şekilde hizmet etmeleri gerekmektedir. Geleceğe bakarken Simpsonların öngörüleri sorumlu yöneticilere olan ihtiyacı hatırlatmaktadır. İster ekonomik dalgalanmalara hazırlanmak, ister toplumsal değişimleri yönetmek, isterse de teknolojik yenilikleri etik çerçevelere oturtmak olsun, çıkarılacak dersler açıktır. 2024 ve ötesinde en büyük umutlarımızın gerçek olduğu bir dünya yaratmak için potansiyel problemleri dikkatle irdelemeli, uzay araştırmalarından küresel felaketlere kadar her konuyu göz önünde bulundurarak şimdiden harekete geçmeliyiz. Simpsonlar uzay keşiflerine eşlik eden tehlikeleri keşfetmek için dünya sınırlarının ötesine de geçmiştir. İnsanlı Mars görevlerinden kara deliklerin oluşumuna kadar uzanan tahminlerle dizi insanlığın kozmoza olan hayranlığını ve varoluşsal korkularımızı da ele alır. Videonun bu bölümünde bu göksel kehanetleri mevcut uzay çalışmaları ve bilimsel bilgiler ışığında inceleyerek geleceğe yönelik çıkarımları irdeleyeceğiz. Simpsonlar Deep Space Homer adlı bölümde uzay araştırmalarını mizahi bir dille ele alarak 1990'larda uzaya yönelik artan ilgiyi yansıtır. Günümüze geldiğimizde NASA gibi ajanslar ve SpaceX gibi özel şirketlerin iddialı bir şekilde Mars'a insanlı görevler planlamasıyla uzay araştırmaları çarpıcı bir hal almıştır. Lisa'nın Kızıl Gezegen'e tek yönlü bir yolculuğa bilet aldığı The Martian Chronicles bölümünde Mars'ı kolonileştirme fikri de ele alınmıştır. Elon Musk'ın SpaceX şirketinin bu 10 yıl içinde Mars'a insan indirmeyi hedeflemesi ve NASA'nın Artemis programının Mars keşfine öncü olarak Ay'a astronot götürmeyi planlamasıyla giderek gerçek olmaya yaklaşmıştır. Bu girişimler Simpsonların insan hırsı ve merakının bizi diğer gezegenlere götürebileceğine dair inancının yalnızca hayal ürünü olmadığını gösteriyor.
Dizi kazara bir gezegenin yok olması da dahil olmak üzere daha karanlık senaryoları tasvir etmekten de kaçınmamıştır. Gerçekte de kara deliklerle ilgili çalışmalar önemli ölçüde ilerlemiş. 2019'da yakalanan ilk kara delik görüntüsüyle varlıkları teorik spekülasyonların ötesinde kanıtlanmıştır. Gel gelelim, dünyanın bir kara delik tarafından yutulması korkusu temelsizdir. Bilinen en yakın kara delik dünyaya yüzlerce ışık yılı uzaktadır ve gezegenimize herhangi bir tehdit oluşturamaz. Bununla birlikte Simpsonların bu tür senaryolara girmesi, uzayın bilinmeyenleri ve kozmik olayların dünyayı etkileme potansiyeli hakkındaki başka endişeleri vurgulamaktadır. Simpsonlar kozmik olaylara ek olarak salgın hastalıklardan çevre felaketlerine kadar çeşitli potansiyel küresel felaketleri de tasvir etmiştir. Marge in Chains ve The Full Monty gibi bölümlerde gerçek dünyadaki sağlık krizlerini ürkütücü bir şekilde önceden haber vererek izleyicilere doğanın gücü karşısında insan medeniyetinin kırılganlığını hatırlatmıştır. Bu kurgusal tasvirler COVID-19 salgını ve iklim değişikliği ile ilgili artan endişelerle birlikte daha derin bir yankı uyandırmaktadır. Bilim camiası gelecekteki salgınlara karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor. Dizinin tahminleri bu bağlamda tehditlerin ele alınmasında bilim, politika ve küresel işbirliğinin öneminin altını çizen uyarıcı hikayeler olarak hizmet ediyor. Simpsonların göksel ve dünyevi felaket tahminleri, insanlığın evrendeki yeri ve karşılaştığımız zorluklar üzerine düşünmemizi sağlıyor. Uzay araştırmaları, insan başarısının ve potansiyelinin zirvesini temsil etmekte. Keşif ve yerleşim için yeni sınırlar vaat etmektedir ama küresel felaketler olasılığı da uyanık olmayı ve gezegenimizi korumanın yollarını bulmayı gerektirmektedir. Salgın hastalıkların ve savaşların öngörülmesi. Simpsonlar küresel sağlık krizlerini ve jeopolitik gerilimleri vurgulama konusunda tuhaf bir başarı göstermiş ve gerçek dünyadaki olayları ürkütücü bir şekilde önceden haber veren bölümler yayınlamıştır. Videonun bu bölümünde dizinin salgın hastalıklar ve savaşlarla ilgili öngörülerini ele alarak bu tasvirlerin sonradan nasıl gerçekleştiğini inceleyeceğiz. Dizinin kehanet yeteneğinin en çarpıcı örneklerinden biri küresel sağlık krizlerini önceden tahmin etmesidir. Marge in Chains bölümünde Springfield kasabası Osaka gribi sebebiyle panik ve kargaşaya sürüklenir. 1993'te yayınlanan bu bölüm, 21. yüzyıldaki SARS, H1N1 ve en son COVID-19 salgınlarının habercisi gibi görünüyor. Bölüm küresel sağlık sistemlerinin zayıflıklarını ve global bir dünyada hastalıkların ne kadar hızlı yayılabileceğini vurguluyor. COVID-19 salgını, Simpsonların sağlık krizlerine verilen toplumsal tepkilere ilişkin tahminlerinin ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. Panikle market raflarını boşaltmaktan yalan yanlış bilgilerin yayılmasına kadar birçok şeyi doğru tahmin etmiştir. Kurgusal Osaka gribi salgını ile gerçek hayattaki olaylar arasındaki paralellikler bu tarz acil durumlara hazırlıklı olmanın, altyapı ve doğru bilgi kanallarının önemini hatırlatmaktadır. Simpsonlar jeopolitik çatışma ve savaş temalarına da değinmiş. Çoğu zaman konunun ciddiyetine eleştirel bir üslupla yaklaşmıştır. Bart to the Future gibi bölümler yalnızca gelecekteki ABD başkanını tasavvur etmekle kalmaz. Aynı zamanda mevcut jeopolitik gerilim ve zorluklardan pek de farklı olmayan bir dünya tasvir eder. Dizi bu çatışmaları güldürmek için biraz abartsa da uluslararası ilişkiler, milliyetçilik ve her zaman mevcut olan savaş tehditlerinin karmaşık ağına değinir. Orta Doğu ve Kore Yarımadası gibi bölgelerde ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin gibi büyük güçler arasında gerilimler tırmanırken Simpsonların tahminleri yeniden dikkat çekiyor. 2024'e baktığımızda yeni sağlık krizleri ve jeopolitik çalkantılar yeni endişeleri gündeme getiriyor. Dünya hala COVID-19'un sonuçlarıyla boğuşurken ve uluslararası ilişkiler belirsizliklerini korurken, Simpsonlarda işlenen temalar uyarıcı birer hikaye görevi görüyor. Yeni bir pandemi olasılığı, COVID-19'un son küresel sağlık krizi olmayabileceği konusunda uyarıda bulunan halk sağlığı uzmanları arasında bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Diziden alınan dersler ve gerçek hayattaki olaylarla paralellikler, gelecekteki salgınların etkilerini azaltmak için sağlam sağlık sistemlerine, uluslararası işbirliğine ve bilimsel araştırmalara duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Yükselen milliyetçilik, değişen ittifaklar ve siber savaş gibi unsurlar küresel manzaranın jeopolitik açıdan da son derece belirsiz olduğunu gösteriyor. 2024'te Simpsonlarda ima edilen gerilimlerin bazıları somut birer gerçeklik olarak karşımıza çıkabilir.
Dizinin ciddi konulara neşeli yaklaşımı, giderek karmaşıklaşan ve bölünen bir dünyada diplomasinin, anlayışın ve barış arayışının önemini hatırlatıyor. Simpsonların öngörü geçmişine bakıldığında dizinin altta yatan toplumsal korkuları ve eğilimleri esrarengiz bir isabetlilikle yakaladığı açıkça görülüyor. İster tesadüf, ister sağduyulu gözlemler olsun, salgın hastalıklar ve savaşlarla ilgili anlatılarıyla gerçek dünyadaki olayları öngörmüş ve popüler kültürde kahin olarak ünlenmesine katkıda bulunmuştur. Tahminlerin ötesinde popüler kültür ve toplum üzerindeki etkisi. Simpsonlar salt eğlence dünyasının ötesine geçerek kültürel bir fenomen haline geldi ve anlatılarını toplumsal söylem ve düşünme biçimleriyle iç içe geçirdi. Dizinin gelecekteki olayları tahmin etme konusundaki esrarengiz becerisi sadece bir eğlence kaynağı olarak değil, aynı zamanda kolektif endişelerimizi, umutlarımızı ve toplumsal zeitgeist'i incelediğimiz bir mercek olarak popüler kültürdeki yerini sağlamlaştırdı. Videonun bu bölümünde Simpsonların tahminlerinin popüler kültür ve toplum üzerindeki daha geniş etkisini tartışarak dizinin kamusal söylemi hem şekillendiren hem de yansıtan iki rolüne ışık tutacağız. Simpsonlar popüler kültürü kalıcı bir şekilde etkilemiş, ikonik karakterleri, sloganları ve özellikle de tahminleriyle kolektif bilince yerleşmiştir. Bu kehanetler çevrimiçi forumlarda, sosyal medyada ve hatta akademik tartışmalarda dolaşarak kurgu ve gerçeklik arasındaki çizgileri bulanıklaştırmıştır. Her gerçekleşen kehanet medyanın ilgisini ve halkın hayranlığını çekerek dizinin dünya çapındaki izleyicilere yankı uyandıran kültürel bir mihenk taşı olma niteliğini pekiştirmektedir. Simpsonlar eğlence değerinin ötesinde siyasi, ekonomik ve kültürel konuları incelikle eleştiren bir sosyal yorum aracı olarak hizmet etmektedir. Tahminleri genellikle çevresel bozulmadan teknolojik aşırılığa ve jeopolitik gerilimlere kadar hassas konulara değinerek izleyicileri toplumun nereye gittiğini düşünmeye sevk eder. Yorumlarını mizah ve hicivle destekleyen dizi, geniş kitlelere karmaşık konularla ilgilenmeye teşvik ederek önemli tartışmaları kolaylaştırmaktadır. Simpsonlar toplumun endişelerini, meraklarını ve saçmalıklarını yansıtan bir ayna görevi görmektedir. İleriye dönük bölümleri kontrolsüz teknolojik ilerleme, çevresel kriz ve insan medeniyetinin kırılganlığı hakkındaki korkuları özetleyerek gelecekle ilgili çağdaş endişelerin ruhunu yansıtır. Dizinin isabetli tahminleri, bilinmeyene ve geleceğe olan kolektif hayranlığımızı vurgulayarak, insanın ileride olacakları öngörme ve belki de kontrol etme arzusunun da altını çizmektedir.